Değerli Küçükbaş Dünyası Çiftçi TV izleyicileri, ben Osman Güner'i yepyeni bir programla beraberiz. Şu anda Bursa'nın Yenişehir ilçesinin Selimiye köyündeyiz. Çok ilginç bir çiftliğe geldik. Burada çekim yapacağız. Bu çiftlik Dorper üretiyor. Yani Dorper ırkı üreten bir çiftlik. Ve daha önce fuarda tanıştığımız bir buranın sahibi, girişimci bir arkadaşımızla beraber sohbetler edeceğiz. Ve bu yapacağımız sohbet bizim için de çok ilginç olacak. Çünkü bu arkadaşımız aslında daha önce koyunculuk yapmamış. Fakat sonradan koyunculuğa başlayıp İstanbul'dan buralara gelip İstanbul'u terk edip bu gördüğünüz köyde yaşayan bir arkadaşımız. Gördüğünüz gibi hava çok soğuk. Yaklaşık -2 ile -5 derece arası. Oldukça soğuk bir havadayız. Ama çok değişik ve güzel bir çiftlikteyiz. Ve buradan hepimizin ben faydalanacağına inanıyorum. Hadi hep beraber isterseniz bir girelim içeride çiftliğe bakalım neler var neler yok. Değerli Çiftçi TV izleyicileri, sonunda size anlattığımız gibi bu güzel çiftliğin içindeki güzel ahıra girdik ve şu anda bu ahırın içinde hayvanları görüyoruz. Dorperleri görüyoruz. Dorper melezlerini görüyoruz ve sizi daha önce fuarda görüştüğümüz, fuarda tanıdığımız ve ziyaret etmeye söz verip de geldiğimiz Sayın İlyas Öztürk'le tanıştırmak istiyorum tekrar. İlyas Bey, teşekkür ediyorum öncelikle. İlyas Bey'e sözü bırakmadan önce İlyas Bey'e birkaç şey de sormak istiyorum tabii. Bir kere bizi buraya davet etti. Gerçekten çok butik bir çiftlik kurmuşsunuz. Çiftliği beraber dolaştık, dolaşıyoruz. İşte çiftlikteki bir takım şeyleri konuşacağız. Ama ben öncelikle bir soru sormak istiyorum. Sizin esas mesleğiniz ne İlyas Bey? Benim esas mesleğim, uzun bir süre İstanbul Kapalı Çarşı'da esnaflık yaptıktan sonra Kapalı Çarşı'dan çıkmam gerektiğini hissettim. Ve başka bir işe yönelmem gerektiğini hissettim. İş olarak da hayvanları severim. Yani hayvanlarla uğraşmayı da severim. Hayvancılıkta karar verdim. Karar verdikten sonra da hangi hayvan üzerinde yapmam gerektiğini de bir süre sonra onun da kararını verdim. Bu şekilde böyle bir ani bir kararla komple İstanbul'daki İşimiz devam ediyor. Kardeşim var orada. O devam ettiriyor. Ben tamamen buraya yerleştim. Peki daha önce koyunculukla ilgili herhangi bir bilgi veya şey var mıydı? Vardı. Kurban Bayramı'ndan Kurban Bayramı'na tanışıyorduk. Kurban Bayramı'ndan evet. Kurban Bayramı'ndan Değerli Kurban Bayramı'na. Değerli izleyiciler, bu çok önemli. Bunu bir soru daha soracağım İlyas Bey'e. İlyas Bey, bugün bu çiftliği kurdunuz. Nerede yaşıyorsunuz? Bursa Yenişehir'de. Bursa Yenişehir'de. Evet. Kaç saatinizi çiftlikte geçiriyorsunuz? 24 saat. Evet. Değerli izleyiciler, özellikle ben çiftçilik yapmak istiyorum, ben koyunculuk yapmak istiyorum diyen insanlara ben buradan seslenmek istiyorum. Her zaman söylediğim bir şey var. Eğer siz uzaktan kumandayla bir çiftlik alıp da elemanı alıp da çalıştıracağım diyorsanız çiftçilik yapmayın. Bakın İlyas Bey bu çiftliği kurmuş. Ve bu çiftliğin içinde bu koyunlarla beraber yaşıyor. Bu çok önemli. Şu 24 anda, saat. Evet, şu anda bu bizim işimiz değil. Bu bizim yaşantımız. Bizim evlerimiz de zaten mevcut alanın içinde. Zaten olması gereken olması bu. Gereken de bu. Onun hayvancılık içinde, yapmak isteyenlere özellikle. Ben de buna değiniyorum. Kesin ha, sakın ha. Benim dayımın oğlu var. Amcamın eniştesi var. Onlara güvenerek bu işlere girmeyin. Bravo. %100 katılıyorum. Eğer biz burada programlarımızda hem sürü sahipleri için konuşuyoruz, hem yeni iş kurmak isteyenler için konuşuyoruz veya bizi ekranlarında sohbetlerimizi dinlemek isteyen insanlar için de bilgi veriyoruz. Şimdi bu çiftliğin birkaç tane özelliği var. Bugün konuşacağımız konular. Bir, çok enteresan bir ırkla karşı karşıyayız. Biz İlyas Bey'den bu ırkı anlatmasını isteyeceğiz. İkincisi, kurduğu çiftlik son derece hijyenik standartlar. Biraz evvel açılışta gösterdiğimiz gibi dışarıda kar yağıyor. Şu anda derece -2 ile -5 arası zannedersem. -2 ile -5 arası
Ahırın içinde şu anda eksi 2 ile 5 arası, yanlış anlamayın. Ama koyunlar, kuzular sağlıklı bir şekilde yaşamlarını idame ettiriyorlar. Doğrudur. Bunlara tabii ki geleceğiz. Fakat şimdi Türkiye'de nadir bulunan bir ırk var. Biz bunu fuarda ve daha önce Mustafa Yılmaz kardeşimizin çiftliğinde takdim etmeye çalıştık. Ama bugün bu bulunduğumuz çiftlik Türkiye'de bulunan Dorper çiftliklerinin en büyüğü ve en hijyenik, yeni yapılmış, standartta yapılmış bir çiftlikteyiz. Şimdi burada biraz tekrardan bir Dorper'i algılamaya çalışalım. Dorper nedir? Evet, Dorper et ırkı bir hayvan. Bu hayvanı 40'lı senelerde İngilizler Dorset Horn diye tabir eden, kendi Merinos'a yakın bir cinse bir koç, Afrika'ya götürüp orada Somali'de Persiyan koyunuyla, bunlardan melezlemeli hibrit tabir edilen, yani melezlenmiş bir ırk olarak orada yetiştiriyorlar bunu. Yani genetik olarak azman geni yakaladıkları azman geni bir yakın. Irk. Evet. Azman geni daha iyi, evet, seyircilerimizin anlaması. Persiyan koyunu seçmelerinin amacı da sıcağa dayanıklı olması. Aynı anda da işte İngiltere biliyorsunuz soğuk bir ülke. Her ikisinden de uyum sağlaması çok önemli. Biz bunu hayvanları ilk getirdiğimizde biz de acemiydik. Yani benim geçmişim hayvanlarla anlattığım gibi, yani Kurban Bayramı'nda Kurban Bayramı tanışıyorduk. Ama işte o seminerlere gittik. İşte katılabildiğimiz kadar fuarlara katıldık. Gezebildiğimiz kadar çiftlik gezdik. Bu yurt dışı dahil. Bunlardan edindiğimiz tecrübelerle, bunlarla önce ne yapmamız gerektiğini, nasıl yapmamız gerektiğini öğrendik. Ondan sonra bu çiftliği kurmadan önce az bir hayvanla bir buçuk sene kadar biz bunun pratiğini yaptık. Hayvanları öldürdük, yani yapabildiğimiz kadarını yaptık. Nerede hata yaptık onları gördük yavaş yavaş. Ben burada hemen bir parantez daha açacağım. Bu da çok önemli. Bir çiftliği ne kadar büyük kurarsan kur, mutlaka ufak başla. Doğrudur. Önce o alıştırma dönemini geçir. Şimdi biz önce Dorper'den 3 tane koç elde ettik. Bu koçlarda dişi bulamadığımız için, orijinal Dorper bulamadığımız için çok da araştırdık. Avrupa'da da yok. Şu anda getirtilebilecek ülkeler arasında sadece Avustralya var. O da uzak kıta olduğu için nakliyede çok büyük problem var. Evet. O yüzden getirtemeyiz. Bunu böyle gördükten sonra Merinos koyunu aldım ben. 30 tane kadar, 40 tane kadar Merinos koyununa melezlemeye başladık. Hem bu şekilde hayvanı da görmüş olduk. Hayvancılığı da yavaş yavaş öğrenmiş olduk. Nasıl beslememiz gerektiğini de öğrenmiş olduk. Ne yapmamız gerektiğini de yavaş yavaş öğrendik. Bu sırada bir 20 tane kadar Dorper elde ettik, dişi. Ve onlardan da işte çoğalta çoğalta oradaki mevcut da bir, bundan önceki çiftliğimiz kiralık bir yerdi. Evet. Kiralık yerde kaldık. Ha, biz bu işi tamam yaparız arkadaş dedikten sonra da burayı kurduk. Yatırım yapmaya başladık ve kendi oradaki hayvanlarımızı da yavaş yavaş çoğaltarak şimdi bugünlere kadar bu şekilde geldik. Geldiniz. Evet. Peki bir yandan Dorper'i anlatırken aynı zamanda bu güzel ahırı da anlatmak lazım. Mesela bu ahırın büyüklüğü nedir şu anda? Evet, şu anda bu ahır tamamen büyükbaş bir işletmenin küçükbaşa bir versiyonu. Bunların bizim enimiz burada 16 metre, boyumuz 30 metre. 4 metre yem yolumuz var. Yan paduklarımız da hepsi 4'e 6'şar metre aralıklarla. Bunları biz burayı mesela her iki tarafı da istediğimiz kadar bölmeye bölebiliyoruz. Evet. Bunları da bazen süngerleme yaptığımız için süngerlemede kullanıyoruz. Bazen de sürüleri ayırmak için koçlarken, çünkü şu anda bizde elimizde 4 ayrı kandan Dorper koç var. Şu anda 9-10'a yakın koçumuz var, kendi koçumuz. Bunlar da 4 ayrı kandır. Biz bu kanları sürülere değişik şekilde, yani mesela A sürüsünün koçu bellidir, B sürüsünün koçu bellidir. Ondan sonra buradan çıkan kuzuları da, erkek kuzuları da tekrar büyütüp koçlama haline geldiği zaman A'yı B'ye, işte B'yi C'ye gibi çaprazlama da yapıyoruz. Dolayısıyla da kardeş ilişkisini buradan minimize ediyoruz. Yok edemiyoruz ama minimize etmeye çalışıyoruz. Yani şu anda bize bu koçlar benim hesaplamalarıma göre 8-9 sene götürüz. Bize yetecek kadar koçumuz var. Toplam hayvan sayısı nedir? Şu anda bizde 260 tane anaç koyunumuz var. Bunların 160 kadarı Dorper'dir, siyah ve beyaz. Diğerleri de melezleridir bunların. Yani F1, F2 melezleri vardır. Merinosları bitirdik. Elimizden çıkarttık. Şu anda merinosumuz hiç kalmadı. İşte kuzulamalarımız var. Şu anda 250'ye yakın kuzumuz var.
Evet. Hala devam eden kuzulamalar şimdi var. Şimdi merinosları sadece ırkı çoğaltmak ve genetik evet. olarak oradan bir yapı elde etmek evet. amacıyla kullandık. Evet. Yani bir nevi değerli izleyiciler İlyas Bey'in yaptığı bir otelcilik vazifesi doğrudur. Diyelim. Yani pansiyon. Geldi pansiyon. Meles şey merinos koyunlardan dişi koyunlarla Dorper koçu çiftleştirerek aldığı dişi yavrular F1. Bilmeyenler için biz bunu anlatmaya evet. çalışıyoruz. O dişi yavrular büyüdü. Tekrar koça verildi. Dorper koça verildi. Çıkan yavrular F2. Ondan sonra 3. seferde o çıkan yavruların dişilerini tekrar çiftleştirdiğiniz zaman 4'te 3 genetik olarak Dorper'i yakalıyorsunuz. %80. %80. Ondan sonra artık %80'den çıkan yavrular zaten %100 Dorper oluyor. Yani bir nevi eğer kayıtlarda %100 tutuluyorsa zaten pedigree gibi oluyor. Aslında şu anda bir bizim pedigree'miz var. Evet, kendi el şeyle tutabildiğimiz kadar. Mesela kendi küpelerimiz var. Kendimize küpeliyoruz. Evet. Ondan sonra küpeledikten sonra da işte birliklerin de gelip küpeliyorlar. İlçe tarımından da gelip küpeliyorlar. Hem devlet hem küpesi var. Bizim takip küpemiz de var. Yani şimdi buradan hangi kuzunun sorarsanız sorun babası da bellidir, annesi de bellidir. Çok güzel. Böyle bir şey tutuyoruz. Şunu ben söylemek istiyorum, vurgulamak istiyorum. Biz şu anda Dorper'den öte, Dorper'den Merinos'tan çıkan kuzulardan daha memnunuz. Eğer etçilik yapacaksak. Anladım. Daha iyi kilo alıyorlar. Dayanıklıklarında bir problem yok. İkisi de aynı. Aynen. Fakat kilo alımları çok yüksek. Bizde şu anda Merinos doğum ortalamamız 5 kilo 300 gram. Çok. Kuzu başı. Peki. Bu Dorper'lerde 3,5-4 arası. İkizlik oranı nedir Dorper'lerde? İkizlik oranı biz 2 yılda 3 doğum yaptırıyoruz. Biraz da hayvanı yoruyoruz. Evet. Yorduğumuz için şu anda Dorper'lerde %50 gibi. Melezlerde, Merinos melezlerinde 65 gibi. Enteresan. Fakat bu seneye bölersek bunu, yani senede bir doğum yaptırırsak ben %75'lere çıkacağını tahmin ediyorum. Evet, %75'lere çıkıyor ama 2 yılda 3 kuzulama olduğu için %50 olsa ama şimdi orada biz orada neredeyse 2,5 orada şöyle bir şey de var. Orada şöyle bir şey de var. Yaz dönemine getirmemeye çalışıyoruz kuzulamaları. Yani şöyle 2 senede bir falan bir 3-4 ayda atıyor bizi. Ha, tam aslında 2 sene değil. Evet, 24 ay değil de onu 27 ay gibi hesaplamamız gerekiyor. Çünkü yaz kuzusu istemediğimiz bir şey. Evet. Şimdi zaten burada bir kuzu endeksi denen bir olay var. Bu kuzu endeksi nedir? 8 ayda bir kuzulama yaptırmaya çalışıyoruz. Evet. Yani 5 ay gebelik süreci. 5 aydan sonra o 3 ayda annenin kuzuyu büyütmesi ve anneden işte 60-70 günde ayrıldıktan sonra bir flushing dönemi. Flushing, evet. Ondan sonra da 3 ayda biz ne yapıyoruz? Yani toplam 8 ayda bir koyunu çiftleştirip evet. tekrar gebe ve kuzulama dönemine getiriyoruz. Ama işte bu bir 3 ay kadar bunu atıyor. Yapsak da bu evet. endeks değerli izleyiciler 240'tır ideali ama bunu yapmak mümkün değildir. 255 ile 260 güne bunu endekslemeye çalışırız. Fakat bunu %100 yapamasak da buna yakın yapmaya çalışıyoruz. İlyas Bey çok güzel bir konuya değindi. Evet, 2 yılda 3 yılda bir maalesef o atan günlerden dolayı 3 aylık bir 3 aylık periyotu bekletmek zorunda kalıyoruz. Niye? Çünkü kuzunun değerli olduğu zamanda kuzulatmak evet. koyunu çok çok önemli. Çok 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 önemli bir konuya değindiniz. Şimdi, İşletmemiz bizim 50 dönümü arazinin üzerine kurulmuş. Bunun 35 dönümü kendi meramız var. Kendi meramızda hayvanları gezinti alanı olarak daha çok kullanıyoruz. Yani bu kadar hayvana bu mera yetmez. Yetmiyor. Ama işte bildiğimiz üzere de dişi hayvanın... O zaman burası tamamen intensif bir çıkıyor. Mera otlaması evet. yok. Yani hayvan devamlı içeride ama tabii, genel, gezinti yok, alanları var. Gezinti alanları var. Mesela meramız tamam. var. Orayı da göstereceğiz. Oraya da bakacağız. Yani günün, yazın günün büyük bir kısmını orada geçirirler. Güneş, dışarıda kalıyor. Tabii evet. dışarıda kalıyorlar. Sabah ve akşam üzeri iki sefer çıkartırız. Dışarıda kalırlar. Kuzular tabii çıkmaz. Kuzuları dışarı çıkartmıyoruz. Kuzuluk bölmelerimiz var. Buradan da görebiliriz. İşte anaları burada, kuzular burada. Evet. Belli zamanlarda, belli saatleri var. Kapaklarını açarız. Hayvan geçer kaç anasını saatte, emer. Kaç saat mesela? Bunu biz günde sabah akşam yapıyoruz. Kaçar saat? Analarıyla kalıyorlar. İkişer saat tahmini. İkişer saat. Yani analarıyla beraber saat kalıyorlar. Sabah, iki saat akşam. Analarıyla beraber kalıyorlar. Ondan Onun sonra hep ayrılar. Hep ayrılar. İlk doğumlar öyle değil. İlk doğumlara başladığımız zaman burada bir bölmemiz olur. Buradan kuzu kapısı Bilse. Devamlı açıktır. İstediği evet. zaman annesini emer, istediği zaman gelir buradan yemini yer. Açık tamam. büfe yemdir burada.
evet. sunduğumuz şeyler. O ne kadar sürüyor mesela? Bunları biz 40 kilogram gibi bir ağırlığa gelene kadar, bu da bizde 90 günü falan buluyor. 90-95 gün gibi. Ondan sonra analarından ayırıyoruz. Şimdi bu Dorper'in özelliğinden de bahsediyoruz aynı zamanda. Genelde bir Merinos'un ya da diğer ırkların büyüme süreçleri, 40 kiloya gelme süreçleri 120 gün civarıdır. Bazıları 130 gün, 140 güne kadar da çıkar. Bazıları 100 güne kadar inebilir. Ama Dorper'ler daha hızlı büyüdüğü için demek ki canlı kilogram ağırlık artışları daha yüksek. Şu anda kaç civarı? Bizim ölçümlerimiz 375 gram. 375 gram. Bu yani, dönemde. Evet. Bu yazın işte düşüyor. Geçen sene bir yazın doğumumuz oldu. Çok bütün, düşüktü. Bütün ırklarda yazın düşüyor. Şu anda bizimki ama 375 gram günlük gram. Ortalama. Evet yani. Bu, bunun içinde hayır şöyle bir şey de diyelim. Bunun içinde 550-600 gram alan kuzu da vardır. O bizi, 250 gram alan. Biz bunu sürü bazında toplam aldıkları kiloyu kuzu sayısından bölerek ortalama. Çıkarttığımız bir rakamdır. Ya zaten bizim için önemli olan o. Bizim burada hep konuşurken koyunculara, sürücülere şunu söylüyorum. Bana en iyi hayvanınızdan bahsetmeyin. Evet. Bana ortalamanızdan bahsedin. Yani güzel bir deyim var. Bir zincir en zayıf halkası kadar güçlüdür. Doğrudur. Şimdi bizim elimizdeki hayvanın miktarına ve ortalama averajına göre 375 gram çok çok iyi bir rakam. Bugün genelde diğer ırklarda bu rakam 300'lere, 320'lere iniyor. Hatta bazı yerlerde 250'lere kadar inebiliyor. Daha da aşağı inebiliyor. Ama bu ırkla ilgili demek ki görüyoruz ki değerli izleyiciler, Dorper ırkındaki canlı ağırlık artışı diğer başka ırklara göre, bazı diğer ırklara göre diyelim. Çünkü başka ırklarla da çok iyi canlı ağırlık artışı alan hayvanlar var tabii ki. Biraz da bu ilgiyle, bakımla bunun çok alakası var. Besleme sistemiyle alakalı. 24 saat ben hayvanın içindeyim diyorsun. Evet. Şimdi 24 saat hayvanın içindeysen o hayvanla ilgileniyorsun. Benim şöyle bir iddiam var. Biraz işten anlayan bir işletmeci günde ahırına bir sefer girerse %3 performans artırır. 2 sefer girerse %5 performans artırır. 3 sefer girerse %10 ahırın performansını artırır. Çok doğru, katılıyorum. Yani tulumu giymeden ahırın içinde Çizmeyi ve tulumu giymeden olmuyor. Biz bugün giymedik ama giyeceğiz. Giyiyoruz yani. Biz bugün oturuyoruz ama biz de çobanların şöyle bir özelliği var. Artık sen de bir çobansın. Tabii. Dolayısıyla ama bize sürü yöneticisi diyorlar. Sürü yöneticisiyiz ama neticede çobanlıkta bir evet. genel müdürlük. Tabii, yani tabii, biz neyin genel müdürlüğünü yapıyoruz? Hayvanların genel müdürlüğünü yapıyoruz. Ama bizim bir özelliğimiz var. Biz en güzel elbiseyi de giysek, eğer orada hayvanımız rahatsızsa evet. veyahut o hayvanda bir müdahale gerekiyorsa biz elbisemizi falan hiç takmayız, dalarız o hayvanın içine. İşte şey diyoruz, hayvancılıkta mazeret yok, düğün yok, cenaze yok. Yeri gelirse tabii. Yeri gelince, bizim evet. şimdi bizim burada bir avantajımız var. Benim burada ortağım da var. Çok onunla güzel. Beraber yaşıyoruz. Zaten iki tane evimiz var. O da burada yaşıyor, ben de burada yaşıyorum. Bir de Mustafa kardeşimiz var. Bizim Mustafa'yı da İstanbul'dan getirdik. O da ailece buldum. Burada. Tabii. O da buraya yerleşti. O da bize burada yardımcı oluyor. Bir de Ali kardeşimiz var. O da bakımcısı, hayvanlarımızın bakıcısı. Yani 300 civarı hayvan var dedik. Yani şu anda 260 tane anaç hayvanımız var. 250-300'e yakın da kuzumuz var. Yani 500 ortalama 500 hayvanla gidiyor. Evet. Ve burada bir tane çalışan var. Evet, evet. Bir sorumlu var. Bir sorumlu var, bir de patron var diyelim. İki tane çalışan var artı. Az çalışan diyelim. Ama onlar part time diyelim. Az çalışan diyelim. Part time diyelim. O zaman şimdi yani şöyle diyorum, yani yalnız bir elemanla gidiyor evet, hemen hemen. Yalnız yapmak isteyenler yapmasınlar. Mutlaka yanlarına yani can ciğer veya ortak olsunlar yani. Şöyle bir şey diyeyim. Yani çalıştırdığın eğer bir kişi iki kişiyle yapmak istiyorsanız bu ben çok güvendiğim bir adam var. Onunla ben bu işi götürürüm olmaz. Onu ortak olarak alın. Heh, doğru. Ortak alın. Yani o hayvanın üzerinde onun da şeyi olsun. Desin ki benim de hayvanım var burada. Kesinlikle. Bu hayvan yani, benim de hayvanım yani. Bir de uzaktan kumandayla olmuyor. Hayvancılık olmaz. Yani mutlaka hayvanın içinde yaşamak lazım. Hayvanın içinde olmak lazım. Hayvanın içinde olmadan evet. kesinlikle olmuyor. Şimdi ben bir şey daha soracağım evet. hemen. Çünkü eminim seyircilerimizin de ilgisini çekiyordur ve merak ediyorlardır. Mesela böyle bir ahırı yapmanın maliyeti kaça mal oldu? Şimdi bu ahırın şu andaki ölçülerini ben size söyleyeyim. 30 metreye 16 metre. Tamam. Bunun maliyeti 75-80 bin lira civarında bir maliyeti var. Full.
Tabii her şey ki. İçinde yani şu anda. Üst, tavan, saç panel, şeydir bunlar, sandviç panel. Sandviç yanlarda panel. Saç paneldir. Çok güzel. Bu kapılarımız sürgülüdür. İstediğimiz zaman açarız, istediğimiz zaman kapatırız. Şu yan kapaklar komple açılır. Alt temizlemek için işte kepçe gireceği zaman kapılardan buradan sürerek çıkartır. Bunları da mevcut arazilerimize yayarız. Burası beton ama... Burası yem yolu beton, diğerler toprak. Olduğu yer toprak. Toprak, evet. Ben şeye dikkatimi çekti. Çok düz toprak olan yerler de düz. Oraları evet. Nasıl temizliyoruz? Buraları genelde süpürüyoruz. Elle süpürme. Süpürme topluyoruz. Ondan sonra da belli bir zamanlarda kışın bir dönemlerde bunu yapamıyoruz. Evet. Bu yani 6 ayını süpürüyoruz, 6 ayı süpürmüyoruz diyelim. Ondan evet. Sonra bahara çıkarken de bunları dozer gelir, kepçe gelir. Temizliğini yapar. Ondan sonra tekrar devam ederiz. Bütün yanlar açılıyor. Yanlar açılıyor yani. Evet. Komple açıldığı tabii. için bir taraftan giriyor. Küreyerek, bir taraftan küreyerek çıkıp gidebiliyor. Gübreyi de alıyoruz. Kendi arazilerimizde kullanıyoruz. Çok güzel. Bu hayvancılığı yaparken ayran da ziraat yapıyoruz. Kendi arazide yani 300-400 dönüme yakın bir arazide ekip biçiyoruz. İşte o içinde yonca var. Çok fazla bir malzeme işte almıyoruz. Aldığımız yemler belli zamanlarda süt yemi alırız. Doğumlar zamanında. Bir de kuzuları beslerken kuzu yemi alırız. Şimdi benim genelde tecrübelerim, bizim de çiftliğimiz intensif ama bizde meramız olduğu için merada otlatma imkanı da buluyoruz. Her ne kadar meralarımız pangallık ve ıslah edilmediği için ot kalitesi düşük olsa da. Ama benim burada dikkatimi çekti. Hayvanların yediği yemlerde rasyon yapmışsınız. Evet. Bir saman var. Yonca var. Bunları bir değerli sürü sahip şimdi, arkadaşlarımızla paylaşabilir miyiz? Yani evet. Nedir şu anda? Şimdi bu anda bu şu anda burada bunun karışımı olarak yoncayı kullanıyoruz. Zaten yonca ne kadar mesela hayvan başı yonca? Şimdi biz bunlara günlük 1200 gram gibi 1 kilo 200 gram gibi bir kaba yem veriyoruz. Kaba yem. Bunların işte genelde oranları eşit olur. Hı. Yani üçlü karışımdır bizim bu karışımımız. Hı. Burada şu anda yonca var. Yonca var. Yulaf var. Yulaf ne kadar? Yulaf tane ile beraber vardır. Tane yulaf mı? Tane ile beraber biçer balya yaparız. He. Tanesiyle beraber. Tanesiyle beraber. O zaman tabii. Dane yaptığı zaman mı yulafı? Tabii biçip dane yapıp hafif sararmaya başladığı zaman balya yapıyoruz biz. He. Bunları balya yapıyoruz. O var. Bir de arpa samanımız var. O zaman bunları eşit bir rasyon. Üçü toplamı mı 1 kilo 200 gram? 1 kilo 200 gram. Evet. Bunun her hepsi de 3 kere 4 12 yani hepsi ortalama 400 gram civarı geliyor. Yani değil gibi mi? Gibi. Peki kesif yem olarak kesif ne yem olarak da arpa veriyoruz. Arpa, sadece ezme arpa veriyoruz. Evet. Yani başka içine konulan herhangi bir yem falan yem yok. Katmıyoruz. İşte bunun için gerekli olan vitaminler var. Onlar konuluyor. İşte Piramix var. Biz şeylerde sadece arpa veriyoruz. Eskişehir bize yakın. Evet. Yakın olduğu için Eskişehir'in arpası çok güzel. Zaten Türkiye'nin en iyi arpalarından. Biz burada diyor. Biz burada mesela su olmayan arazilerimizi arpa ekmeyiz. Buğday ekeriz, buğdayı satarız, Eskişehir'den arpa alırız. He, karşılığında. Böyle bir şey de yapıyoruz. Ondan sonra ezme makinemiz var burada. Ezme olarak veriyoruz. Peki koyunlara Piramix yani katkı maddesi, vitamin, mineral olarak vitaminlerimiz, mineralimiz var. Onlar Mustafa kardeşimiz var. O ilgileniyor onlarla. Onların oranlarını ne falan. Yani... Ne veriyoruz? Bunların içinde gerekli vitaminleri var. Şimdi bu hayvanların zaten yılda iki sefer aşılamaları var. Karma aşıları var. Tamam. İşte kuzular şöyle diyelim biz. Doğum yaptı. Doğum yapınca anneye bir takviye yapılır. Bir de kuzuya hemen göbek bağına sprey sıkılır. Hatta bir tane doğumumuz yeni var şimdi. O zaman onu göstereceğiz, uygulama yapacağız. Bir de bir tane seyircilerimize bir kuzuyu da bir tartıp gösterelim. He, tartarız. O da yani sıkıntı onları değil. Onları da yapalım. Göbeklerine temizlerler. Bu ana sütünü emdikten sonra göbeklerini şey yaparız, temizlenir. Evet. Ondan sonra yeldif vurulur. Bir de septisemi aşımız var. Onu vururuz evet. Kuzulara. Ondan sonra bu şekilde doğumlar bu şekilde devam doğar eder. Doğar doğmaz mı bu aşı? Doğar doğmaz yapıyoruz. Yani şeyini aldıktan sonra ana sütünü. Ana sütünü aldıktan, ağız sütünü sonra, aldıktan sonra yani. Hemen o gün. O gün aynı. Ağız gün. Sütünü aldılar. Hemen hemen yani birkaç damla dahi olsa ağız ondan sütünü aldıktan sonra alıyoruz. Bu uygulamaları yapıyoruz. Ondan sonra yapmamız gereken şeyler var. Mesela vitaminler var. Bunlar var. Değişik değişik vitaminler. Bu vitaminleri sürekli aynı vitamini kullanmıyoruz. Ara ara değiştiriyoruz. Yani bu böyle dediler bize. Biz de böyle yapıyoruz. Şu ana kadar da bir sıkıntısı yok. Bölmelerimiz var. Doğum bölmelerimiz. Mümkün olduğu kadar kuzuları burada analarıyla beraber tutuyoruz. Doğum bölmeleri kaça kaç? Doğum bölümlerimiz bizim 1.5'a 1.5 gibi.
Tamam, çok güzel. Yani alan olarak. Benim de her zaman tavsiye ettiğim 1.40'a 1.60, 1.70 civarı. Evet. 1.5'a 1.5. Biz 1.5'a 1.5 gibi biraz kullanıyoruz. Biraz ufak olduğu zaman ezilme sıkıntısı yaşanabiliyor genelde. Şimdiye kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık. İşte koçlarımız burada görüyorsunuz. Evet, şimdi burada buraya getirdik. Bir şey dikkatimi çekti benim. Evet. Beyaz koç da var. Dorper'in özelliği, evet. Evet, siyah. Yani kafası siyah. Genelde Black Dorper'lerin kafa siyah, vücut beyaz. Hı-hı. Ve ama beyaz ırk da var anladığım İki kadarıyla. İki çeşit Dorper var. Dorper. Bunlar hem siyah baş hem beyaz baş var. Bunların renklerden başka hiçbir şeyi yok. Değişiklik yok, evet, yani. Sadece renk farkı var. Dorper'lerde gördüğümüz kadarıyla azman ırk olduğu için butta ekadele var. Aynı evet, bombe büyük, diyoruz biz ona. Ben ona bombe diyorum. Büyük başta şar olaylarda da var bu özellik. Evet. Başka birkaç ırkta daha var. Ve Dorper'lerdeki kaburga sayısı aynı mı? Kaburga sayısı aynı. Aynı kaburga bizim sayısı Almanların kemik. Bizim Almanların bir tane fazla. Evet. Onu bu biliyoruz. Lagunda iki fazladır. Yani Lagunda iki fazladır. Lagunda iki fazladır. Evet, evet, evet. Dorper'lerde sadece şunu söyleyeyim ben. Bizim ölçümlerimizde şimdi biz tutup buradan kuzu kesip yiyemiyoruz. Ancak işte bekliyoruz hastalansın ki keselim yiyelim gibi. Çünkü değeri çok fazla. Yani değeri yüksek olduğu evet. için. Evet. Ondan sonra işte bazen öyle kesmek zorunda kaldığımız hayvanlar oluyor. Bunlardan edindiğimiz şeylere güzel göre %60 randıman. Çok güzel. Ya yani et randımanı %60. O zaman devamlı damızlık çiftlik burası. Devamlı damızlık olarak şey evet, yapıyoruz. Devamlı damızlık. Şimdi sohbetimize dışarıda devam edeceğiz. Bence önce bir şu tartımları ve şu doğum işlemlerine bir bakalım. Hepsini yapalım. Hep beraber değerli izleyiciler bizi takip etmeye devam ederseniz hep beraber bir şu bir şey işini tartım işini yapalım. Evet değerli izleyiciler şu anda padoğun içine girdik. Bir tartım yapacağız. Ama bu arada İlyas Bey ile beraber sohbet ederken İlyas Bey'e dedim ki ya tartacağımız kuzu kaç kilo geliyor İlyas Bey sence? Hadi bir koyuncu olarak böyle bir şey yapalım beraber. Kaç kilo geliyor sence? 25 gelsin yeterlidir. 25 gelsin. Vallahi ben o kuzuya bakıyorum. Alçak tabii. Dorperler alçak. Bence 25'ten fazla gelecek. Ben de 28,5 diyeyim bakalım. O zaman bir yemeğine iddiaya girelim. Tamam Osman yemeğine Bey'le. İddiaya giriyoruz. Tamam. Ben kaybedeceğimi şekilde, bilerek tabii şey yapıyorum. Bu şekilde çünkü... hep beraber görelim. Arkadaşımız getirirsen bize kuzuyu. Şurada hep beraber bir tartalım. Önce şey yapalım. Evet, bu arada değerli izleyiciler, tartım gördüğünüz gibi çok basit bir sistem üzerine kurulmuş. Yani illa yüksek teknolojilere lüzum yok. Önemli olan mutlaka tartım yapmamız gerektiğini bilmemiz. Evet, bu arada kuzuyu koyuyoruz. Evet, kuzumuzu koyduk. Hay maşallah. Hay maşallah. 33 kilo 250 gram geldi değerli izleyiciler. Ama burada şu kritik soruyu sormamız lazım. Peki bu hayvan 33 kilo 200 gram geldi ya da 33 kilo o civar geldi. Kaç aylık bu kuzu? Bu kuzu şu anda 57 günlük kuzu. 57 günlük kuzu. Evet. Evet. Gerçekten tebrik ediyorum. Başka söyleyecek hiçbir şeyim yok. 33 kilo gelen bir kuzu 57 kilo. Gerçekten değerli izleyiciler bu demek ki bu ırkın özelliklerinden biri. Bu şu anda... Evet, biz, bu şu anda şöyle de yani diyelim. Ben bu şu çok anda, açık evet. şöyle söyleyeyim. Biz kaplan çiftliği olarak Merinoslar'da 60 günde biz 20 kilo ortalamayı almaya çalışıyoruz. Evet, bizde de 25-28 kilo gelenler var. Ama daha düşük gelenler var. Bu, şimdi şunu da belirtelim. Yani şu anda 57 günlük olup 27 kilo, 26 kilo gelen de olur. Ama ortalama biz da demek ortalama yaptığımız zaman alalım siz. Bunu. Biz şimdi bunu alacağız. Biz şimdi mesela tartım yaptığımız zaman burada kaç tane kuzumuz var? 60 tane kuzumuz var. Evet. İşte en son tartımda ne kadar gelmiş bunlar? Atıyorum rakamları şey yapıyorum. 250 kilo toplam gelmiş. Tartım yapıyoruz. Kaç kilo gelmiş? 300 kilo. Ne kadar artış olmuş? 50 kilogram. Kaç hayvan var? Şu kadar. Onları gün olarak çıkartıyoruz. Ve hayvan sayısı adedine bölüyoruz. Ortalamada böldüğümüz zaman da yani bu kuzu hepsi böyle olacak değil yani. Kesinlikle. Şimdi bunun içinde 25 kilo gelen de vardır. Ama şu anda demek ki ortalama
Şu anda 28 kilo civar, 28-30 kilo civar diyebilir miyiz? 60 ya, günlük bir kuzunun ortalaması. Şu anda tam bilgi, şey rakam olarak kafamda değil ama ben size toplam 90 günlük ortalamalar belli bizde. Nedir? Diğerleri de ara ara. İşte 90 günlük ortalamamız bizim 95 gün gibi en fazla 40 kilonun üzerine ortalamamız çıkıyor. Sütten kesiyoruz. Çok güzel. Diğer ara ara işte 20 günde bir, 25 günde bir. Yani bir kuzu büyüyene kadar 5 sefer falan tartılıyor bizde. Evet. Doğum ve doğum sonu. İlyas, arada bir 3 tartım. Çok güzel. İlyas Bey, yapacağımız daha çok şey var. Şu gidelim evet. De şu yeni kuzulayan evet. Bir koyunumuzu görelim hep evet. Beraber. Değerli izleyiciler, İlyas Bey ile beraber ahırın içindeyiz tekrar. Arkada gördüğünüz gibi 1,5'a 1,5 kuzu kafesleri var. Ve şu anda yepyeni bir kuzumuz oldu. Bu sabah geldiğimizde böyle bir olayla karşılaştık. İşte gördüğünüz gibi göbek spreyini yaptı. Çünkü göbekten en çok kuzuların iltihap, yani mikrop kaptığı yer göbektir. Dolayısıyla göbek iltihabını yaptı. Kuzumuzun annesi şu anda koyunların içinde. Annesi, koy kenara. Annesini bırakıyoruz. Ve gördüğünüz gibi kuzulama yeri son derece rahat. Aynı zamanda kuzuladıktan sonra İlyas Bey, bu kafeslerde aşağı yukarı kaç gün tutuyoruz ortalama? Burada tutabildiğimiz kadar tutuyoruz. Yani genelde doğumlar çok olduğu zaman 3-5 gün herhalde yetiyor. 3 gün falan kalıyor. 72 saat. 3 gün yetiyor. Dolayısıyla 3 gün içinde buradan çıkıyor. Şimdi bunu gördükten sonra bir de zannedersem şu padokları bir görelim. Görelim. Ve eğer mümkünse bir sürümüzü o padokların içinde görelim hep görelim. Beraber. Nasıl olduğunu paylaşalım. Evet değerli izleyiciler, gördüğünüz gibi her yerde kar var. Bunun şarkısı da var biliyorsunuz. Şu anda hafif ılıdı. Yani ilk geldiğimiz zaman hatta ahırda konuşurken -2'lerle -4-5'lere kadar inmişti. Fakat kar yağışı ile birlikte herhalde biraz hava yumuşadı. Yumuşadı. Evet. Dolayısıyla burada şu anda arkamızda padokları görüyoruz. Bu padoklarda gördüğünüz gibi sulama boruları var. Bu sulama borularıyla dereden mi alıyorsunuz yoksa artezyen kuyu mu? Artezyen kuyumuz da var ama genelde dereden kullanıyoruz. Deremiz var aşağıda. Dereden suyla buraları suluyoruz. Burası bizim meramız. Kendi evet. Meramız. 32 dönüm bir arazi. Burada 8 tane padok var. Bu 8 padoğa da biz burada eşit şekilde böldük. Bölmemizdeki amaç da bunlara yavaş yavaş yedirmek. Evet. Yedirdiğimiz yerleri bakımını yapıp sulama ıslahını yapıp İşte gerekli şeylerin yapıldıktan sonra bölme bölme ilerliyorlar. Sonra tekrar buradan başlıyorlar. Ya o şekilde yediriyoruz. Burada karaçim denilen bir ot var. Evet. İki çeşit ayrık var. Üç gül var. Bir de hafif bir yoncamız var. Karışım olarak beş karışım. Karışım olarak bunu ektik. Evet, beş karışım. Dolayısıyla devamlı otlatma ve imkanımız oluyor. Sirkülasyon şeklinde. Tabii. Devamlı bir yandan sulama yapılıyor. Daha sonra koyun öbür tarafa geçiyor. Sürüler evet. Bir tarafa geçtikçe padoklar yendikçe ileriye doğru gidiyorlar. Yoğun belki otlama yoğun oluyor ama sulama da yoğun olduğu için zannedersem en azından belli bir miktarda belli bir kısmını karşılıyor. Evet. Karşılıyor. Aslında bizim buradaki amacımız hayvana gezinti alanı. Ama amaçlı. Aynı zamanda yoksa otlamasını yemle da sağlıyoruz. Evet. Otlamasını da sağlıyoruz. Çok güzel. Yani yapım olarak da hem güzel estetik yapılmış hem de aynı zamanda değerli izleyiciler yani maliyeti çok yüksek olmayan bir çitleme evet, sistemi yapılmış. Düşük maliyetle ve koyunun da geçmesi engellenmiş. Evet. Şimdi sürüyü daha yakından göreceğiz. Sürülerimizden bir tanesi şu anda padoğa çıkıyor. Yani dediğimiz gibi ahırların içinde de dışında da belli bir serinlik var. -2'lerde. Şu anda hava yumuşadı. Sürümüz gördüğünüz gibi. Yalnız bu sürümüzün içinde tabii ki F2'ler genelde var. F1, F2 burası. F1, F2 evet. Var. Evet. Yani arkadaki gördüğümüz koç Safkan ama sürülerimiz F1 ve F2'lerden oluşuyor. Yani burada aynı zamanda çok
ilginç bir şekilde İlyas Bey burada genetik bir çalışma yapıyor. Yani o genetik çalışmayla Türkiye'de olmayan bir ırkı veya yeteri kadar olmayan bir ırkı çoğaltmak için Merinos koyununu kullanarak genetik seleksiyonla sürüsünü çoğaltıyor. Evet. Burada yaptığımız bu. Böyle bir çalışmamız da var tabii. Ve tekrar dikkatinizi çekiyorum. Kapalı Çarşı esnaflarından İlyas Bey. Evet, İstanbul Kapalı Çarşı. Doğrudur. İstanbul Kapalı Çarşı esnaflarından İlyas Bey hayatında sadece kurban bayramlarında kurbanı görmüş veya koyunu görmüş veya koçu görmüş İlyas Bey bugün gelmiş burada bu güzel çiftliği kurmuş ve bu güzel çiftlikte gerçekten hem ülkemize hem bölgeye katkıda bulunuyor. İlyas Bey ben gerçekten yani bu yaptığınız çalışma için ben size teşekkür etmek istiyorum. Koyunculuk adına teşekkür etmek istiyorum. Koyunculuk adına gerçekten bizim sizler gibi insanlara, bizim burada nesillerdir yapan koyuncu sahibi arkadaşlarımız var. Bizler hem bunun mektebini okumuşuz hem çalışıyoruz ama ben inanın böyle bir çiftliği gördüğüm zaman ben gurur duyuyorum. Teşekkür ederiz. Türkiye'nin bu memleketin bir vatandaşı olarak gurur duyuyorum. İyi ki o fuara geldim. İyi ki o fuar yapıldı değerli izleyiciler. O sayede bizler birbirimizi tanımaya başladık. Ve o sayede birbirimizi tanıdıkça da işte sizlere de bu güzel çiftlikleri gösterme imkanını buluyoruz. Ve diliyorum ki bundan sonraki girişimcilerin de sizin gibi insanları örnek alarak eğer yeni bir şeye giriyorlarsa altyapıyı tam olarak oturtmadan hiçbir şekilde faaliyete girmesinler. Ama mutlaka siz anladığım kadarıyla çok da araştırma yaptınız. Evet. Dolayısıyla bundan sonrası için öncelikle size başarılar da diliyoruz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sizin bize söylemek istediğiniz veya seyircilerimize vermek istediğiniz mesaj var mı? Tek mesaj veriyorum ben. Eğer dediğimiz gibi tulumu giyip çizmeye giyeceklerse girsinler. Girmeyeceklerse hiç girmesinler. Evet, çok doğru. Buradan bugünkü programımızı kapatırken her zaman olduğu gibi değerli sürü sahipleri, çoban kardeşlerim, koyunlarınız, keçileriniz, kuzularınız, oğlaklarınız sağlıklı içinde olsunlar. Hepsi sağlıklı olsunlar, güzel üretim yapsınlar. Hepinize gönül dolusu sevgiler, selamlar.